Obama Amerika için en doğru karar. Bush yolsuzluk ve aptallık içindeydi. Amerika'nın eski ve yeni başkanları için bu sözleri söyleyen dünyaca ünlü fütürist Jack Fresco, Amerika'da yaşayan krizin nedeninin ekonomik ya da politik değil teknik olduğunu söyleyen çağın Leonardo da Vinci'sinin TGRT Haber özele açıklamalarını getiriyoruz. Amerika'da başlayan ve dünyayı etkisi altına alan krizin nedeni ekonomik ya da politik değil, teknik. Bu sözler çağın Leonardo da Vinci'si olarak anılan Jacques Fresco'ya ait. Fresco, dünyada kaynakların iyi yönetilmediğini, siyasilerin tek derdinin iktidarı ele geçirmek olduğunu söylüyor. Politik sistemler çok işe yaramıyor çünkü sorun çözmeyi bilmiyorlar. İnsanları bir yerden bir yere taşımanın en iyi yolu nedir derseniz bilmezler. Monorayları vesaire bilmezler. Teknik çözümleri bilmezler. Politikacılar yalnızca ekonomik iktidarı ele geçirmek isteyen insanlardır. İktidar, insanların istediği budur. Amerika'da başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan mali krizle ilgili söyledikleri ise hiç iç açıcı değil. Öncelikli bir çöküş olması lazım. Ondan önce mümkün olmayacak. Bir çalkantılar olacak. Sorunlar artacak. Fresco, çözüm için insanların bir şeyleri elde tutmak için değil, değiştirmek için başa gelmesi gerektiğini söylüyor. Binlerce, milyonlarca kişi hiçbir şeyi değiştirmemeye çalışıyor. Değişiklikleri engellemeye çalışıyor. İnsanlar bir şeyleri değiştirmek için seçilmiyorlar. Her şeyi olduğu gibi tutmak için seçiliyorlar. Dünyaca ünlü fütüriste göre Obama Amerika için en doğru karar. Geçmiş dönemin başkanı Bush içinse aptallık içindeydi diyor. Obama en iyi seçenek, bugün için en iyi seçenek. Ama eğer oradan sosyal konulara eğilirse bence bir suikast olabilir. Bunu tabii istemiyorum ama eğer çok fazla sarsarsanız sistemi, unutmayın ki milyarlarca doları bu sorunu yaratan insanlara verdik biz. Bu parayı çalışan insanlara vermedik. Bush yönetimi son derece yolsuzluk ve aptallık içindeydi. Hiçbir cevabı yoktu. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Gerçekten bilmiyorlardı. Dünyayı ve kendimizi iyi yönetemezsek daha iyiye değil daha kötüye gideceğiz. Bunun en iyi örneklerinden biri ise geçmişte Amerika'da yaşanan büyük buhran dönemi. Birinci Dünya Savaşı'ndan geri dönen askerlere $600 verileceği vaat edilmişti ortadan döndüklerinde. Ama hükümetin elinde bu para yoktu. O yüzden onlara borç senetleri verdiler. Yani bunu yiyemezsiniz. O yüzden 10 bin kişi Washington'a yürüdü. Boş arsalarda, boş buldukları yerlerde yattılar ve kolluk kuvvetleri de onları oradan korumak istediler. Gözyaşı bombaları atıldı üstlerine. İşte o zaman ben kendi ülkemdeki bozulmayı gördüm. Geleceğin dünyasında refah içinde yaşamak isteyen ulusların geleceklerini iyi planlaması gerekiyor. Çünkü yarının dünyasında geleceğini planlayan uluslar planlamayanlara göre çok daha ileri seviyede olacaklar. Kadın ve erkek ayrımı kalmamalı. Herkes beraber büyümeli. Mühendisler, bilim adamları olmalı. Yani kızların saçlarını kurdele bağlayıp ellerine bebek verip o yöne değil mi? Çünkü bir kızın eline bebek verdiğiniz zaman onu programlamış oluyorsunuz. Bunu erkeklere de yapmanız lazım. Sultan Akten, TGRT Haber, İstanbul. Gelişmiş ülkelerin olduğu